Cumhuriyet Halk Partisi Isparta İl Başkanı Vedat Şenol, partisinin il binasında basın açıklaması düzenledi. Düzenlenen basın açıklamasına Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Belediye Başkan Adayı Atakan Yazgan, Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Merkez İlçe Başkanı Özgün Birtan Takmaz ve çok sayıda partili katıldı. Isparta'nın ilçe ve belde belediye başkan adaylarıyla Merkez Belediye Meclis Üyeleri ve İl Genel Meclisi Üyeleri listesini kamuoyuyla paylaşan İl Başkanı Şenol, merkez dahil olmak üzere en az 6-7 belediyeyi Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğiyle buluşturacağız dedi. Aksu'da Mehmet Çetin, belediye başkan adaylığımız, oradan da alındı, belgesi de alındı seçim kurulunda, kesinleşti. Atabey'de Mehmet Atıcı, Eğirdir'de Necati Savaş, Gönen'de Osman Kesmen, Keçiborlu'da Mehmet Yıldız, Senir'de, Keçiborlu Senir'de Ferit Dündar, merkezde bildiğiniz gibi Atakan Yazgan Başkanım, Sav'da Ayşenur Tozur, Sütçüler'de Zeynep Kesiktaş, Şarkı Karaağaç'ta Kamil Kapçı, Çiçekpınar'da Mustafa Kemal Özdemir, Uluborlu'da Hüseyin Pehlivan, Yalvaç'ta Haki Allar, Hüyüklü'de Ali Durak ve Yenişer Bademli'de Selami Öztaş arkadaşlarımızın adaylığı kesinleşmiştir. Zaten çalışmalar bir süredir hepsinde başlıyordu. İnşallah Isparta'da 6-7 belediye başkanlığını almaya çok yakınız. Merkez başta olmak üzere diğer ilçelerde de bunu başaracağımızı umuyorum. Tabii ki aday, milletvekili ve örgüt hep beraber çalışarak başaracağız bu işi. Hepimiz elimizi taşın altına koyacağız. Büyük bir mücadele vererek bu işi başaracağız. Merkezdeki listeleri merak ettiğinizi düşünüyorum. İl Genel Meclisi'nde sırayla okuyorum. Yaşar Ali Valcı 1. sıra, Raci Oğuz 2. sıra, Taci Öztürk 3. sıra, Osman Altıntaş 4. sıra, Orhan Öcen 5. sıra, Burhan Takmaz 6. sıra. 6 tane İl Genel Meclis adayımız var şu anda. Onlara da hayırlı olsun, başarılar diliyorum. Belediye meclis üyeliğinde 1. sıradan başlayarak devam ediyorum. Hasan Büyükçam, Burak Büyükaşıcı, Onur Demirel, Mehmet Büyüktuncer, Mehmet Rafet Kıstır, Mehmet Özcan, Hüseyin Burak Bölükbaşı, Refik Güvenç, Yılmaz Baş, Adile Ay Yıldız, Fazıl Tuncer, Virsu Çetin, Ahmet Yıldız, Neslihan Büyükçam, Aktan Azrak, Delfin Özdemir, Mehmet Ali Toklu, Mahvizer Sedef Öksüz, İbrahim Türker, Feridun Saraç, Emine Poyrazoğlu, Ekrem Gümüş, Gülcan Başaran, İbrahim Ece, Ahmet Ünseren. Isparta'mıza, partimize hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Merkez İlçe Başkanı Takmaz da ilçe ve beldelerde seçim çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü söyledi. Bildiğiniz üzere bir belediye meclis üyesi, İl Genel Meclis Üyeliği ve belediye başkan adaylarımızı belirlemiş bulunmaktayız. Merkezdeki çalışmalarımız devam ediyor. Bunun dışında ayrıca Sav beldesinde de bir belediye başkan adayımız var, Ayşenur Tuzur. Ve İl Genel Meclis Üyesi adaylarımızla beraber de ayrıca köylere de çalışma yapacağımızı şimdiden bildiriyoruz. Sav'da AK Parti'nin oylarının bölünme durumu var. Yeniden Refah ve AK Parti iki ayrı geçmiş iki belediye başkan adayı mevcut. Bizim Sav'daki Ayşenur Tuzur başkan adayımızın da kadın aday olması sebebiyle Sav'da bir kadın değişimini sağlamayı düşünüyoruz. İl Genel Meclis Üyesi adaylarımızla beraber de Isparta'daki köylerimizi tek tek gezerek İl Genel'de de adaylarımızın kazanması için elimizden geleni yapacağız. Teşekkürler. Seçim sürecinin herkes için hayırlı olması temennisinde bulunan belediye başkan adayı Yazgan, bu süreçte işbirliği içerisinde olacağız ve saygı ve sevgi çerçevesinde bu seçimi kazanacağız diye konuştu. 20 Şubat itibariyle meclis üyelerimizi belirledik. Hayırlı uğurlu olsun. Hep beraber el birliğiyle inşallah çalışacağız. Saygıyla ve sevgiyle kazanacağız. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Şenol, Belediye Başkan Adayı Atakan Yazgan'ın farklı mahallelerde asılı olan seçim pankartlarına yapılan saldırılara da tepki gösterdi. Arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin
seçim bürolarına yönelik ve afişleme yaptığımız yerlere yönelik bizim pankartlarımızın, afişlerimizin indirildiğini çeşitli yerlerden duydunuz. Aslında Isparta'da yarış çok demokratik bir ortamda gidiyor. Kavgasız, gürültüsüz. Bu tür hoş olmayan hareketler hem ortamı geriyor hem bir de siyaseten büyük nezaketsizlik. Yarışan bir adayın pankartlarının yırtılması, sökülmesi, bayrakların sökülmesi, orada bunu yapan kişilerin ya da tarafların negatif yüklü olduğunu gösterir. Seçimleri baltalama, kutuplaştırmaya yönelik çalışmaların olduğunu düşünüyoruz ve şiddetle de kınıyoruz bu durumu.